DTA Akademi'nin değerli izleyicileri, yazar ve eseri programımızın bugünkü konuğu Şeyma Deniz. Şeyma Deniz'le sosyo-kültürel ve dini boyutlarıyla Midyat Yezidileri üzerine konuşacağız. Şeyma Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Bugün seninle DTA yayıncılık etiketiyle çıkan kitabın üzerinden konuşacağız. Özellikle kitabın şu açıdan öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bir alan çalışması ve aynı zamanda Ezdiler üzerine yapılmış güncel çalışmalara bir katkı olması ve çok boyutuyla aslında hem kültürel boyutuyla hem dini boyutuyla hem tarihsel bakımdan hem de güncel alan çalışmasıyla gözlem ve görüşmeye dayandığı açısından da nitelikli bir çalışma olduğunu söylemek gerekiyor. Bugün bunun üzerine biraz sohbet edip en azından okuyucularımıza kitabın hikayesini paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle bize kısaca kendinden bahsedersen seviniriz. En azından okuyucularımız yazarımızı da tanımış olurlar. Tabii ki ben Şeyma Deniz, din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2023 yılında doçent doktor İsmet Tunç hocam danışmanlığında yüksek lisansımı tamamladım. Bu kitapta zaten sosyo-kültürel ve dini boyutlarıyla Midyat Yezidileri adlı kitabımızda yapmış olduğumuz, yani tamamlamış olduğum yüksek lisans tezinin birazcık daha toparlanmış hali. Evet, güzel bir tez çalışması oldu. Bugün itibariyle de en azından alana katkı sağlayacak nitelikte bir kitaba dönüşmesi de bizim açımızdan sevindirici oldu. Şeyim hocam, öncelikle bir kavram kargaşasına yol açmamak için bu literatürde Yezidi kavramı kullanılıyor. Günlük hayatta Ezidi kavramı kullanılıyor. Hem gözlemlerinden hem de literatür açısından baktığımızda bu isimlendirmeler bize ne anlatıyor, ne anlama geliyor? Bunu bir açıklığa kavuşturursak güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle yani ilk Ezidilerin isminin geçtiği ilk kaynaklar ise Şehristani'nin El Milal ve Nihal kitabına dayanmakta. Dinler tarihi açısından baktığımız zaman orada Yezidi ismiyle geçmekte ve bir İslam mezhebin olarak ifade edilmekte aslında. Sonrasında da literatürde sürekli Yezidi isminin kullanıldığını da görebiliyoruz. Ama buna karşılık Ezidi ismi de kullanılmıştır. Şöyle Midyat'ta veya genel olarak da Ezidi isminin daha çok kullanıldığını görüyoruz aslında. Ezidilerle konuştuğumuzda, görüştüğümüzde kendilerini Ezidi olarak ifade ediyorlar. Bunun sebebi ise şu, Yezidi kavramı maalesef tarihte bazı kötü olaylarla ilişkilendirilmiş ve bu Ezidilere ön yargılı bakılmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı Ezidiler bu ismi çok kullanmayı sevmezler. Hatta Midyat'ta görüştüğümüz bir görüşmeci şey demişti. Ezidi ismi de tam olarak ifade etmiyor Ezidileri. Ezdai isminin yani ez ben demek Kürtçe, da verdi demek. Ez de aslında beni veren hani orada Tanrı'nın verdiği kul anlamında kullanılan bir isim. Yani daha çok Ezidi, Ezdai ismi kullanılıyor. Ayrıca Irak'ta bazı ders kitaplarında Ezdai ismini kullandıklarını görüyoruz Ezidiler için. Hani bundan dolayı da yani daha çok Ezidi ve Ezdai isminin daha çok kullanıldığı, daha çok tercih edildiğini görebiliyoruz Ezidiler tarafından. Ama literatürde genelde Yezidi ismi kullanılıyor. Sen de literatürde birlik olması açısından bunu tercih ettin sanırım. Aynen. Yani kitapta isimde bu şekilde kullandık. Yezidi ismini kullandık bundan dolayı. Evet. Öncelikle bu konuya ilgini biraz merak ediyoruz. Yani neden bu konuyu seçtin? Bu konuyu seçerken nelere dikkat ettin? Belki biraz daha çalışmanın başlangıcını en azından hikayesini dinlemek açısından önemli diye düşünüyorum. Bize bu konuda neler anlatırsın? Şöyle önce bir Midyat'tan bahsetmek istiyorum hocam. Midyat
Tarihte Turabid'in bölgesi olarak bilinen bölgenin kadim şehirlerinden bir tanesi ve çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Bunun izleri bugün bile görülmekte zaten. Birçok dinden, dilden insanın yaşadığı bir yer. Bunların başında Ezidiler, Müslümanlar, Hristiyanlar, tarihte Yahudiler bulunmuş, Ermeniler ya da farklı ırktan insanlar bulunmuş. Şöyle diğer inançlardan insanlarla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını gördüm ben. Ama Ezidiler diğerlerine oranla çok fazla ele alınmadığını ve araştırılmadığını fark ettim. Birinci önemli sebebi bu. Midyat'taki Ezidileri konu olarak seçmemin birinci önemli sebebi bu. İkincisi de ben de Midyatlıyım ve büyüklerimden ben sürekli Ezidiler hakkında hikayeler duydum, olumlu ya da olumsuz. Açıkçası dedelerimin komşuluk yapmış olduğu bir halkı, dinleri ve kültürleri iç içe geçmiş olan bir halkı ben daha yakından tanımak istedim ve daha sonra yapılacak çalışmalara güzel bir kaynak olması açısından bugünkü durumlarını objektif bir şekilde ele almak istedim. Bu yüzden bu konuyu seçtim. Teşekkür ederiz. Peki biraz daha araştırma evreninden bahsedersek, yani ne kadar geniş bir alanı kaplıyor ya da kaç yerleşim biriminde bu çalışmayı yaptık? Ya özelde mesela Nusaybin'de falan da Mardin'in birçok Nusaybin ilçesinde de aslında Ezidi köyleri var ama bizim araştırma alanımız Midyat Ezidileri oldu. Midyat Ezidilerin hatta çok yakında hemen sınırda İdil'e bağlı, Şırnak'a bağlı Mağara köyü de var. O da bizim çalışma kapsamına girmedi. Da sadece Midyat Ezidileri, Midyat ilçesine bağlı 4 köy ve 2 mezradan oluşuyor bizim çalışma alanımız. Sadece bu 4 köy ve 2 mezrayı ele aldık. Buradan insanlarla görüşüp buradaki köyleri ve tarihlerini ifade etmeye, açıklamaya çalıştık. Evet. Peki yani bu yerleşim alanlarının en azından tabii geçmişi çok tarihin derinliklerine dayanıyor sonuçta Ezidilerin bölgedeki varlıkları. Özellikle en azından araştırma bölgesi açısından varlıkları ile ilgili bize neler anlatırsın? Özellikle yerleşim geçmişleri ve bugünkü en azından gezdiğin, gördüğün yerlerdeki durumlar nedir? Köylerin imar durumu ya da yapı özellikleri. Size biraz alandan ayrıntı verebilir misin? Tabii şöyle hocam yani genel olarak zaten görüştüğümüz bütün Ezidiler kendimizi bildik bileli biz buradayız. Kimisi de şu cümleyi kullandı. 7 babadan beri buradayız. Kimisi hani oradaki bir binadan örnek vererek şu binanın 700 yıl boyunca burada olduğunu ifade etti. Kimisi de Botan Miri'nin fermanı sürecinde Şırnak ve Cizre tarafından bu tarafa geldiklerini ifade ettiler. Kimisi de şu cümleyi kullandı. Biz dünya var olduğundan beri buradaydık. Burası bizim vatanımız gibi bir cümle kullandı. Ama yani en az bir yüzyıllardır orada olduklarını biliyoruz. 700 yıl veya daha fazla da olabilir. Bunu net bir şekilde açıkçası kitaplarda da göremedik ve yaptığımız görüşmelerde de bir tam net bir şekilde bir tarih söylenmedi. Ama şöyle Midyat Ezidileri tarihte zorunlu bir göç yaşamak zorunda kalmışlardır ve 1960'da ekonomik sebeplerle, 1980'den itibaren de siyasi sebeplerle hem ekonomik hem siyasi hem de toplumsal sıkıntılardan dolayı göç etmek zorunda kalmışlardır. Ve 1995'te köylerin tamamen boşaltıldığını görüyoruz ki bu TÜİK verilerine de yansımış durumda. 2012'den itibaren resmi olarak geri dönüşler başlamış ve insanlar Midyat'a geri dönmeye başladılar, Ezidiler. Bütün şu an 4 köy ve 2 mezrada da yeni binalar var, yeni yerler yapıyorlar, mezarlıklar yenileniyor, ölüler eskisine oranla daha fazla getiriliyor yurt dışından ölüleri vefat ettiğinde. Ama özellikle Çayırlı ve Güven Köyü, bu 2 büyük köyde çok fazla yeni evin yapıldığını görüyoruz. Sürekli de geliyorlar. Mesela gelip 6 ay kalanlar var. Bir geri dönüş, çocuklarını buraya geri getirme, kültürlerini tanıtma,
çabası içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Evet. Peki bu araştırma yaptığın alandaki insanlarla diyaloğun, iletişimin nasıl sağlandı, sana nasıl yaklaştılar? Sen ne kadar süre geçirdin bu alan çalışması boyunca? Böyle onlarla birlikteyken en azından kendini kabul ettirme sürecin ya da yaşadığın zorluklar var mıydı, yok muydu, kolay mı oldu, zor mu oldu? Biraz daha bize araştırma süreci hakkında detay verirsen sevinirim. Kesinlikle kolay olmadı alan araştırması. Şöyle genel olarak ön yargılı bir yaklaşımla karşılaştım. Daha doğrusu çekimsel. Yani çünkü zaten tarihte de içine kapanık bir topluluk olmuştur Ezidiler ve göç etmeleri de normal sebeplerden olmamıştır. Bu yüzden birazcık daha kendilerini koruma içgüdüsünün olduğunu fark ettim. Kimisi çok fazla soğuk davrandı, hiç konuşmak istemedi. Ama şöyle bir durum var hocam, kirvelik bağ dediğimiz Müslümanlar ve diğer inançtan insanlarla kurmuş oldukları kirvelik bağ onlar için çok değerli. Ve biz onların yanına bir kirveleriyle gittiğimizde tamamen güvenebiliyorlardı. Yani benim en büyük kolaylığım tanımış olduğum bir Midyatlı Müslüman bir amcaydı. Onunla beraber biz gidiyorduk kirveleriyle. Sonra onlar bizi başka tanıdıklarına yönlendiriyorlardı. Birincisi bu. Ya da Midyatlı olduğumu söyleyince, ben ailemi, hangi aileye mensup olduğumu söyleyince yine bir yakınlık hissedip bu şekilde güveniyorlardı. Sonra birkaç kişiyi tanıdıktan sonra artık onların isimleriyle gidiyorduk. Bu durumda da çok daha güzel karşılıyorlardı bizi. Ve hani kimisi artık hani şunu da yaz dedikleri zamanlar da oldu. Ama dediğim gibi başlangıçta bu hiç kolay olmadı ki 2 yıl sürdü benim. 2 yıla yakın sürdü alan çalışması. Sürekli gittim. 4 köy ve 2 mezran her birine, okulundan her yerine, yani eski binaları falan her yerini ziyaret ettik. Her biriyle görüşmeye çalıştık. Ve sürekli Midyat'ta olmamaları da büyük bir problemdi. Sürekli Midyat'ta olmamaları görüşmeyi sınırlandırıyordu maalesef. Bununla birlikte yine benim çevremde de ön yargılar vardı. En basitinden babam böyle bir durumda, yani niye Müslümanlar değil de Ezidileri araştırıyorsun gibi bir cümle kullanmıştı. Gidiş gelişler sıkıntı oldu köylere gidip gelme noktasında. Bazen izin almak zorunda kaldık. Ama genel itibariyle o güveni kazandıktan sonra kendilerini açtıklarını da gördük. Bu şekilde evet. Devam etti. Çok güzel, meşakkatli ama ürün itibariyle de, verim itibariyle de gerçekten bugün en azından alana ciddi bir katkı sağlayacak bir eser çıktı ortaya. Bu bizim için gurur verici bir şey. En azından alanda, sahada dolaşmaya çalışan, gezmeye çalışan, bir şeyleri anlamaya çalışan sosyal bilimlerin bu yönüyle, yöntem açısından, alan çalışmasından faydalanmaya çalışanlar için gerçekten güzel, kıymetli bir eser oldu. Ben bu açıdan da gerçekten tebrik ediyorum. Peki Şeyh Hocam, nelere odaklandık daha çok? Evet, başlık sosyo-kültürel ve dini boyutlarıyla diyoruz. Bu genel bir açıklama aslında. Daha çok içerik olarak bu çalışmayı ne oluşturuyor? Bize biraz, tabii çok ayrıntılı olmasa da, en azından genel hatlarıyla biraz çalışmadan bahsedersek, neleri araştırdık? Tabii hocam. Teşekkür ederim bu arada hocam söyledikleriniz için. Ama şöyle hocam, daha çok Midyat'taki Ezidilerin geçmişe oranla bugünkü durumları, Müslümanlarla ilişkileri, hem diğer inançtan insanlarla ilişkileri, ama özellikle ben daha çok Müslümanlarla ilişkilerine değindim. Geçmişte nasıldı, bugün nasıl ve dini yaşayış biçimleri, geçmişte nasıldı, bugün nasıl, bunları karşılaştırmalı bir şekilde ele almaya çalıştık. Ve bunda da şu sonuca vardık, Midyat Ezidileri Müslümanlarla kirvelik bağ ve komşuluk gibi bağlarla çok
güçlü, kuvvetli ilişkiler kurmuşlarsa da toplumsal ön yargılar, örneğin kendilerini şeytan tapıcı olarak görülmesi ya da içlerine kapanık bir topluluk olmalarından dolayı böyle korkunç ritüelleri olan bir grup olarak görülmesi aralarını da açmıştır ve birbirlerine karşı bir ön yargı ve güvensizlik ortamı oluşturmuştur. Ama günümüzde göçlerden sonra geri dönüşlerle beraber daha olumlu ilişkilerin kurulduğunu gördük. Dini yaşayış biçimleri noktasında da şu an daha çok kültürel boyuta odaklandıklarını gördük. Yani dini ritüellerden çok, mesela namazı sorduğumuzda ya da orucu sorduğumuzda çoğu Ezidi bunlarla ilgili çok fazla bilgi veremeyeceğini ifade etti. Ama dilleriyle, kültürleriyle ilgili bir şeyleri sormaya çalıştığımızda buna daha çok cevap verdiklerini gördük. Aslında şöyle, din, kültür, dil iç içe geçmiş bir topluluk ve kültürlerini yaşatmayı, adet, örf adetlerini yaşatmayı amaç edinmiş gibi duruyorlar günümüzde. Ve geri dönüşlere çok önem veriyorlar. Yeni evler inşa ediyorlar. Müslümanlarla daha güzel ilişkiler kurmaya, beraber işler kurmaya odaklanıyorlar. Bunları da yapıyorlar bu arada. Birçok Müslüman ve Ezidi'nin ortak yaptığı işler var. Gençlerini, çocuklarını buraya getirmeye çalışıyorlar. Onlara Midyat'taki evlerini, yerlerini, vatanlarını daha kendi ifadeleriyle bunu göstermeye çalışıyorlar. Üstünde daha çok durduğumuz konular bunlardı. Evet, burada güzel bir ayrıntı da çıkıyor aslında ortaya. Özellikle Müslümanlarla ve tabii diğer topluluklar da var bölgede, özellikle Süryanilerle, Hristiyan topluluklardan da. Biraz bu ilişkileri örnekleyebilir miyiz? Yani böyle, evet, kirvelik çok önemli bir bağ. Yani aslında akrabalık bağlarından biri sayılır. Yani akrabalık diplerinden, en azından sanal akrabalık dediğimiz, kan bağıyla da olmasa da aslında duygu yönüyle, gönül birlikteliği açısından ritüellerle ve çeşitli ilişkilerle birine bağlanan insanlar var. Kirvelik de bu akraba türlerinden birisi. Önemli bir bağ. Ve aynı zamanda kirveliğin yani bölgenin genelinde çok güçlü bir temsil gücü var aslında. Yani insanlar kirveleriyle çok yakın ilişkiler kurarlar. Aileden sayarlar. Bu kirveliğin yani en azından Müslümanlar arasındaki ilişki türüyle işte Ezidilerle Müslümanlar arasındaki ilişki türü arasında bir farklılık var mı? Ama en azından da diğer yani kirvelik olmasa dahi diğer ilişkileri, yani Müslüman Ezdi ilişkileri, Ezdilerin diğerleriyle ilişkileri hakkında biraz bize ayrıntı verebilir misin? Özellikle böyle akılda kalıcı, çarpıcı örnekler var mı? Şöyle hocam, Müslümanlar için kirvelik o kadar keskin şartlar doğuran bir şey değil, ama Ezidilikte bu böyle değil. Kirve olduğun kişi zaten kardeşin gibi oluyor ve şöyle bir yasak da çıkıyor ortaya. Sen o aileden birisiyle evlenemezsin. Yani bu kesinlikle sert bir şekilde karşılanır. Aslında bunu kirvelerinin Müslümanlardan ya da Süryanilerden seçmelerinin sebebi de budur. Kendileri zaten kendi kastından olmayan birisiyle evlenemez. Üstüne bir de kendi kastından birisiyle kirve olursa bu evlilik şartlarını daha da zorlaştıran bir durum. Bu yüzden Müslümanlardan ve Süryanilerden seçmişlerdir genelde kirveliklerini. Ve bu anda gerçekten bunu net bir şekilde ifade ettiler. Bizim kardeşimiz gibi oluyor. Kirve kesi hatta kardeşten de öte oluyor. Yeri gelir kardeşime güvenemem ama kirveme kesinlikle güvenirim gibi cümleler kullananlar çok olmuştur. Şöyle bir de 7 soydan sonra ya da 3 soydan sonra bu kirveliğin tekrar tazelenmesi gerekiyor. İşte bu kadar değer veriyorlar ki hocam, mesela bir Abdülvahap amca, Müslüman bir kişi, kirveliği tekrar yenilemek için Abdülvahap amcayı Almanya'ya götürmüşler mesela. Almanya'ya götürüp tekrar onun kucağında çocuklarını sünnet edip kirveliği tazelemişler. Yani bu çok sağlam bir ilişki doğuruyor. Evet, çok güçlü bir aidiyet gerçekten.
Peki yani yeniden imar ediliyor köyler dedin. Özellikle en azından günümüzde hangi aktiviteler yapılıyor? Yani hem imar inşa süreci hem de toplumsal birlik açısından yani aidiyet konusunda olsun işte küçükleri ya da gençleri en azından bilinçlendirme için olsun. Biraz günümüz fotoğrafı çekmeye çalışsak, Gezdiler neler yapıyor bugün? Bugün Ezidiler kültürlerini gerçekten ayakta tutmak ve canlı tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Bunlardan en önemlisi 2013 yılında Güven Köyü'nde kültür evi gibi bir yer yapmışlar. Yani çünkü Türkiye'ye geldikleri zaman bir araya gelme bu onun için çok önemli bir şey. Yani bütün köyler, ki köyler de birbirine uzak değil hocam. Genelde de çok yakın birbirine köyler. Bir araya gelme önemli. Bunun dışında Cemai Bayramı var hocam. 6-13 Ekim tarihleri arasında Cemai Bayramı aslında normalde Laleş'te Ezidiliğin çıkmış olduğu yer. Laleş'te kutlanan bir bayramdır. Ama bugün Mağara Köyü'nde başta da ifade etmiştim Şırnak'a bağlı bir köy ama hemen Midyat sınırında. Mağara Köyü'nde Laleş'tekine benzer yapılar inşa edilmiş ve Cemai Bayramı bütün ritüelleri gerçekleştirilerek orada yapılmaya çalışılıyor. Ve bu dediğim gibi bir hafta sürüyor. Burada da bir araya geliyorlar. Yani sadece dini ibadetler değil hocam. Mesela halay çekiliyor, dini metinler, sözlü gelenek, kavallar tarafından def ve şibab eşliğinde dini metinler okunuyor. İnsanlar orada tanışıyor. Evlenecek olan insanlar aslında orada tanışıyor. Bunun yanında Güven Köyü'nde de buna benzer küçük bir yapı vardır. Mesela onun etrafında da toplanılıp orada yine ziyafetler veriyor. Kendi tabirleriyle hayır dedikleri şeyler yapıyorlar. Yani hayvanlar kesiliyor. Festival gibi kutlanmaya çalışılıyor ve orada tek amaç dini ibadetleri, dini şeyleri yerine getirmek değil sadece. İnsanların birbiriyle tanışması, bir araya gelmesi, Ezidilerin dediğim gibi evlenmek için tanışılan da bir ortam oluyor. Bunun dışında mesela taziyelerde hocam Müslüman kirvelerini, dostlarını mutlaka çağırıyorlar ve Müslümanlar da çok fazla gidiyor taziyelerine, başsağlığına gidiyorlar. Beraber yemek yiyorlar. Yani hem Müslümanlar hem kendi aralarında böyle bir ilişkiyi güçlendirme çabaları olduğunu görebiliyoruz. Evet, çok güzel ayrıntılar. Zaten hem sosyo-kültürel ve dini boyutu denilince yani alanın tarihsel geçmişi en azından bu topluluğun geçirmiş olduğu değişim, dönüşüm bunlar tabii aktarılıyor. Aynı zamanda da yani işte kirvelikten bahsettin, ahiret kardeşliğinden kitabında bahsediyorsun. Yine düğünler, doğum, cenaze gibi nazar, işte yağmur duası, bilim çeşitli böyle toplumda önemli olan sosyal normlar var, önemli gelenekler var, işte bazı yasaklar gibi inançlar, rüya gibi, nazar gibi, cin inancı gibi. Tam bunlar da çalışmada ayrıntılandırılmış ve doğrudan alandan hem söylem analizleriyle hem de içerik analiziyle ve doğrudan ifadelerle bunlar meraklar için kitapta yer alıyor. Bunlara çok fazla tabii ayrıntılarına girmiyoruz. Onları okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz. Bir de biraz yani bu göç sürecinden bahsettik. Ben biraz da yani bu göçün Avrupa'daki ayağı da var. Yani onunla ilişkili neler söyleyebiliriz? Yani göç şimdi ne sıklıkta? En azından geçmişte zorunlu, evet, bazı hem ekonomik hem de bazı toplumsal olaylardan kaynaklı zorunlu göçler var. Hem oraya vurgu yaparak belki de şimdiki durumları nedir ya da genel nüfus açısından topluluğun temsil gücü ne düzeyde acaba? Şöyle hocam, yapılan göçlerin olumlu sonuçları da olmuş ama olumsuz sonuçları da olmuş. Şöyle ki okuyan Ezidi sayısında artış olmuş.
Bunun dışında farklı diller öğrenilmiş, eğitim düzeyi artmış, ekonomik olarak bir rahatlama olmuş. Bunlar kesinlikle kendilerini de ifade ettikleri şeyler. Ama bunun dışında şöyle insanlar, Ezidiler inançlarından uzaklaşmaya başlamışlardır. Yani gençleri farklı insanlarda, farklı inançlardan insanlarla evlenebilmişlerdir ve bu onlar için aslında çok olumsuz bir durum. Kültürden uzaklaşma, farklı insanlardan, farklı inançtan insanlarla evliliklerin gerçekleşmesi, bunlar onlar için kötü, olumsuz sonuçlar olmuştur. Bununla birlikte çocuklarını Ezidi kültürü üzerinde eğitememeleri problemi çıkmıştır Avrupa'da. Avrupa'ya göç edenler için söylüyorum ki çoğu etti zaten. Bunlar da hocam şöyle Ezidiler için Ezidi kültürünü tanıtmak ve Ezidi kültürü üzerine çocukları yetiştirmek için evler kurmuşlar. Ve bu burada okul gibi yani normal oradaki ülkelerde gittikleri ülkelerdeki okullara da gidiyorlar. Ama çocuklarını Ezidi kültürüyle büyütmek için de özel evler ayırmışlar ve haftanın belli günlerinde gidip bu şekilde burada çocuklarını eğitmeye çalışmışlardır. Tabii ki bence bu bambaşka bir yüksek lisans tezi, belki de doktora tezi konusu olabilir hocam. Bu çok önemli bir şey. Ama dediğim gibi yansımaları bu şekilde olmuştur. Evet. Yani tabii topluluklar sayıca azaldıklarında zamanla bazı problemler, kaygılar da taşırlar. Yani bu kaygılar da aslında yok oluş kaygısıdır. Çünkü kadim bir kültür, kadim bir inanç ancak devam ettiricileri olmadığında tarihin tozlu raflarında yerlerini alırlar ve bu kaygı Ezdiler dahil pek çok toplulukta söz konusu. Bir takım çarelere başvurma, en azından ileri gelenlerinin, önemli şahsiyetlerin, toplumdaki kanaat önderlerinin bu tür çözümler üretmesi olası. Dolayısıyla bu kaygı onlarda da var. Umuyoruz ki bu konuda kendileri adına önemli gelişmeler, iyileşmeler olur. Peki bugün için sen uzun süre onlarla tabii bir anlamda bir yakınlık ilişkisi de kurdun. Yani alanda belli bir süre geçirdikten sonra insanlarla bir duygu bütünlüğü de oluşabiliyor. Empati duygusu da gelişebiliyor. Ama sosyal bilimlerde araştırıcının duygularından sıyrılması, en azından araştırdığı topluluk hakkında hem ön yargılarla yaklaşmama hem de aslında o topluluğun üyesi gibi olmaktan kaçınmak da önemli. Yani objektiflik anlamında. Sen bir Müslüman şahsiyetli, kimlikli biri olarak araştırmada en azından etik kurallar çerçevesinde topluluğa en azından yani kendi inancın dışında bir topluluğa yaklaşırken nelere dikkat ettin? En azından objektif, bilimsel anlamda hem kendi etnik ya da dini üstünlüğünü vurgulamadan hem de karşı tarafın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak aslında objektif olmayı başarabilmek tabii çalışmalar için çok önemli. Senin buradaki kişisel görüşünü biraz da merak ediyorum. En azından alanda çalışacak olanlar için bir araştırıcının objektif davranması için neler yapması gerekiyor? Biraz bu konuda da görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Tabii hocam şöyle aslında bir Müslüman bakış açısına göre de davrandım. Şöyle gittim sizin dininiz size benim dinim bana anlayışıyla ama hiçbir şekilde eleştirilecek şekilde ya da sen dili kullanarak ya da onları olumsuz onların hoşuna gitmeyecek cümleler kullanmamaya dikkat ettim. Rahatsız olabilecekleri herhangi bir konuya onları eleştirecek şekilde değinmedim. Daha çok onları anlayacak şekilde ve bunu da her seferinde söylüyordum zaten. Hani bu bilimsel bir araştırma sadece sizi tanımak istiyoruz. Olanı olduğu gibi aktaracağımızı ifade ediyoruz. Gittiğimizde bazen yanımızda küçük hediyelerle gittik. Bir yerden sonra hani sadece şey konuşmadık. Açıkçası ben bu şekilde davranmak bana daha güzel geldi. Bir yerden sonra mesela ses kayıt cihazlarını kapatıp normal hal hatır sorup normal iki komşu gibi sohbet ettik.
birbirlerimizi ziyaret ettik. Bayramlarında arayıp bayramlarını kutladım. Onlar da aynı şekilde bunu yaptılar. Ya da bir hastam olduğunu duyduklarında ya da aramadığımda arayıp niye aramadığımı sordular. Böyle yakın bir ilişki de kurduk. Ama dediğim gibi hiçbir zaman objektiflik çizgisini kaçırmamaya dikkat ettik. Kaçırmadık yani, hiçbir şekilde bu olmadı. Olanı olduğu gibi yansıtmaya çalıştık. Evet, tebrik ediyorum gerçekten. Bunun değerlendirmesini de tabii değerli okuyucularımıza bırakıyoruz. Bunun haricinde en azından bu konuya çalışacak arkadaşlara bir önerim var mı ya da neler çalışılabilir? Ya da çalışmayı düşünenler için rehber niteliğinde varsa paylaşmak istediğim şeyler, bunu da alıp programı kapatalım. Tabii hocam. Şöyle dediğim gibi gerçekten çok geniş bir konu aslında ve ne kadar özele inersek inelim aslında ele alınabilecek, araştırılabilecek çok fazla konu var. Ben Midyat Ezdiri açısından şu an Avrupa'daki durumları ve Avrupa'daki güncel durumları nasıl, bunun ele alınabileceğini düşünüyorum. Güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Şu an yani yapmış olduğumuz çalışma buna çok güzel bir kaynaklık edebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında saha araştırmasında sabırlı olmaları gerektiğini, herkesin sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarla doğru zamanda ve doğru yerde iletişim kurmanın ne kadar önemli. Ben kendi tecrübelerim için söylüyorum. Bazen çok kötü bir şekilde çıktığım zamanlar oldu çünkü. Doğru zamanda ve doğru yerde doğru iletişimler kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Evet, çok teşekkür ederim sevgili Şeyma. Ben teşekkür ederim. Dini boyutlarıyla Midyat Yezdilerine aslında çok güzel, bilimsel bir yaklaşımla bir eser olarak ortaya çıkarttın. Şahsen bir danışman olarak ben de bu konuyu çalışmandan çok mutluluk duydum. En azından alan itibariyle de dinler tarihi bakış açısıyla en azından bunu vermeye çalıştım. Tekrar tebrik ediyorum. Umuyorum bu çalışma hak ettiği ilgiyi görür. En azından yazına bir katkı olarak raflardaki yerini alır. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ederim hocam. Sizin de süreç boyunca bana yaptığınız bütün destekler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli DTA Akademi izleyicileri, DTA Yayıncılık tarafından Şeyma Deniz'in sosyokültürel ve dini boyutlarıyla Midyat Yezdileri konulu bu yazar ve eseri programımız burada sona eriyor. Bir başka yazarla ve bir başka eseriyle yeniden eserin hikayesini dinlemek için buluşmayı arzu ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.